İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Konya Selçuklu'da bulunan Kasap Ramazan'dayız. Yanımızda işletme sahibi Ramazan Kavak Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için burada. Sektörle ilgili de çalışmalarımıza değinmeden önce sizleri kısaca tanımak istiyoruz. İsmim Ramazan Kavak. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Babamızdan kalan bir meslek bu bize. İnşallah üçüncü kuşak oğlumuza da bırakacağız bu işi. Evet, sizler ikinci kuşaksınız. Evet, üçüncü kuşak olarak da oğlunuz zaten evet, yanınızda yardımcınız. Aynen. Peki biraz da burayı tanımak istiyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir acaba? Vermiş olduğumuz hizmetler efendim, sakatat ürünlerimiz bulunmakta. Tavuk ve et çeşitimiz bulunmakta. Sucuklarımız kendi imalatımız, pastırmamız kendi imalatımız. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için tüm mangallıklarımız hazırlanır. Soslu bir şekilde. A'dan Z'ye tüm Z'ye hizmetleri veriyoruz evet, burada. Efendim. Peki tam olarak neredeyiz? Size ulaşmak isteyen insanlar nerelerden ulaşabilir? Bize Konya'nın her yerinden ulaşabilirler. Akıncılar Mahallesi, Akıncılar Caddesi üzerinde Kasap Ramazan. Gayet merkezi bir noktadayız merkezi zaten. Merkezi bir noktadayız efendim. Peki bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan biraz bahsedebilir miyiz? Kadromuzdan oğlumuz var yanımızda. Fatih Bey var yanımızda. Yani 4 kişilik personelle müşterilere daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla uğraşıyoruz efendim. Peki Ramazan Bey, takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir acaba? En büyük özellikler temizlik, hijyenik, daha iyi hizmet verebilmek için uğraşıyoruz efendim. Gıda sektörü olduğu için hijyen çok önemli. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle hijyen en başta efendim. Geliyor. Evet. Ama bunun dışında sizler ürünlerinizi taze olarak çıkarıyorsunuz. Günlük taze olarak alıyoruz. Hı hı. Günlük servisçi arkadaşlarımız geliyor. Tavukçu arkadaşlarımız. Günlük alıyoruz. Günlük tüketimlerimizi kullanıyoruz efendim. Çok güzel. Peki müşteri memnuniyeti dersek neler söylemek istersiniz? Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Yani müşteri memnuniyeti önemli tabii ki de. Daha iyi hizmet verebilmek için hızlı, pratik, bekletmemek için müşterilerimiz memnun, gelen bir daha gelebiliyor yani. Gayet de güzel evet. Geri dönüşler alıyoruz. Aynen efendim, alıyoruz. Peki işletme olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Gelecek hedeflerimiz daha iyi hizmet verebilmek için daha temiz, daha düzgün, daha prensipli bir şekilde çalışmak yani. Hizmet kalitemizi bozmadan kesinlikle hizmetlerimize devam etmek. Evet efendim. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Peki son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek isterim. Günlük sütümüz bulunmaktadır. Tereyağımız, yoğurdumuz, perşembe ve cuma günleri günlük sütümüz gelir efendim. Bu anlamda da herkesi buraya bekliyoruz bekleriz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz rica vermiş olduğunuz efendim bilgiler için. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. İyi günler efendim.